Evet. Şimdi bugün fonksiyon çeşitlerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz demiştik. Bir orayı bir halledelim. En son eşit fonksiyonlarda kalmıştık. Oradan bir alacağım ben size. Eşit fonksiyonlarda başa söz vermiştim. Fonksiyonların eşit olması için arkadaşlar ekranımı görebiliyor muyuz? Evet. Tamam. Eşit fonksiyon olması için mesela şu üçüncü örneğe bir bakalım. Bu iki fonksiyonun eşit olup olmadığını bir ölçelim, bir örnekle yapalım hemen. Tanım kümesine eksi 1'e 0 demiş. Değer kümesine 4'e 5 demiş. F fonksiyonunda x yerine eksi 1 koyarsak cevap kaça gidecek? Eksi 1'in kübü eksi 1 artı 5, cevap 4'e gidecek. Bakalım. Cevap 4'e gidecek. Şimdi pardon. Peki. X yerine 0 yazalım. Çok üstte geldi. Bunu baştan alayım ben arkadaşlar. X yerine eksi 1 yazdık. F fonksiyonu için cevap 4'e gitti. X yerine 0 yazıyorum. Yine F fonksiyonunda cevap 5'e gitmiş olacak. Bunlar F fonksiyonu için sonuçlar. Şimdi aynı şeyi G fonksiyonu için yapıyorum. X yerine eksi 1 yazarsak G fonksiyonunda 4'e mi gitmiş olacak? Eksi 1 yazarsak 4'e gitti. X yerine 0 yazarsak G fonksiyonunda 5'e gitmiş olacak. Gelmiyor. Şu an görüyor musunuz? Yok. Ben hayır. Sizi görüyorum hocam. Ekranınızı görmüyorum. Beni görüyorsunuz. Hepiniz beni görüyor musunuz? Evet, ben evet. Görüyorum. Evet, görüyoruz. Ben tamam. Görüyorum yani. Tamam. Tamam arkadaşlar. Devam ediyorum o zaman. Aynı sayfayı açacağım şimdi. Evet, şu an ekran geldi mi? Geldi. Tamam. Geldi. Arkadaşlar her iki fonksiyonda da eksi 1 koydum, 4'e gitti, 0 koydum, 5'e gitti. Dolayısıyla bu fonksiyonların eşit fonksiyon olduğunu söyleyebildik. Var problem eşit fonksiyonda? Özetlemek gerekecek olursa ne yapıyoruz? Burada verdiğimiz değerleri aynı olacak, karşıda gittiği yerlerde yine aynı olmak zorunda. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Devam edeceğim şimdi. Peki, bu da yine bir fonksiyon. Öğrendiklerinizi pekiştirebiliyor. Arkadaşlar burayı geçeceğim. Sabit fonksiyon yapmadık. Sabit fonksiyon yapalım. Sabit fonksiyonda da ne demiştik? Tanım kümesindeki her bir eleman sadece bir yere gidecek ve hepsi de aynı yere gitmek zorunda. Biz bunu derste şöyle öğrenmiştik. Fx eşittir c şeklinde olmak zorunda demiştik. Bu c de reel sayıların elemanıdır diyorduk. Şimdi arkadaşlar sabit fonksiyonun bir de şöyle bir tanımı var. Onu da bir yapalım. Sabit fonksiyonu bize şöyle de verebilir. Fx fonksiyonunu ax artı b bölü cx artı d şeklinde yazarsa ve bunun sabit fonksiyonu olduğunu söylerse burada şöyle bir durum vardır. Kat sayıları oranı eşit olmalıdır. Sabitlerin oranınaydı. Sabit fonksiyonun diğer bir soru kalıbı da bununla alakalıydı. Şimdi hemen ben örnek yapmak istiyorum. Mesela şu ikinci örneği bir yapalım. Hocam gene gitti. Evet. Şu an yok muyum? Görebiliyor musunuz? Var mı sorun? Sesini hocam yok. Bizim söylediğimiz kelimeyi cümle duyuyorsunuz. Ha. Evet hocam çok geç duyuyorsunuz. 4-5 saniye geç duyuyorsunuz. Ha, o kadar geç mi geliyor sesi? Peki bir dakika o zaman. Evet. Bir dakika. Bulutçum internette ne işin var? Tamam. Şu anda arkadaşlar
Hocam böyle iyi ama siz çözmeye başlayınca şey oluyor yani, ya da sayfa açınca. Tamam arkadaşlar, bugünlük artık bu şekilde bir idare edelim. Yani evde şu an internete giren başka kişi de yok ama herhalde hatlarla ilgili bir sorun var. Herkes ikinci soruyu görebiliyor mu? Tamam. Evet. Sabit fonksiyon olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi sabit fonksiyon olması için ne demiştik? Sadece bir C sayısı olacak demiştik. O zaman x'li ifadelerin katsayılarını sıfırlamam lazım. A artı 2'yi sıfırladım x'lerinin katsayısını. A'yı buradan eşitledim. X'in katsayısı olan B eksi 3'ü sıfıra eşitledim. B'yi buradan 3 buldum. O zaman bu fonksiyonda A artı B toplamını sağladım. Abi 1 olarak bulmuş oldum. Var mı problem? Evet, devam ediyorum. Arkadaşlar böyle bir sabit fonksiyon olduğunda nasıl yapıyorduk? Demin bahsettiğim şey. Eğer sabit fonksiyon olduğunu söylüyorsa n'e eksi 1. Ne yapıyoruz Mert? N'e eksi 1 mi veririz? 2 de mi? Oranlayıp hani n bölü 2 oranlayıp. Aynen. Evet. Aynen. N 2 eşittir. Eksi 3 bölü. Evet. Evet. N de eksi 1 oluyor. Kardeşler yapıp halledelim. 6n eksi 6 eşit. N buradan eksi 1 olarak oturmuş oluyor. Hatırladık mı bu soru kalıbını? Peki ben burada size desem ki işte f 100 kaçtır diye sorsam. F 100'ün kaç olduğunu söyleyebilirsin bana. Eksi 1 bölü 2. Evet, evet. Bir sabit fonksiyon olduğu için fonksiyonun sabiti kaç? Eksi 3 bölü 6'dan eksi 1 bölü 2. F 1 milyonu da sorsa bunda her biri neye gidecek? Eksi 1 bölü 2'ye gidecek diyor. Peki var mı sorusu olan? Devam ediyorum. Sabit fonksiyonla ilgili başka bir bakalım. Arkadaşlar birim fonksiyonu da geçen ders doğrusal fonksiyonu da görmüştük. Peki. Devam ettim. Parçalı tanımlı fonksiyon. Yani parçalı fonksiyon. Şimdi parçalı fonksiyonda neydi? En kolayı buydu. Şöyleydi. Birinci soru üzerinden bakıp hatırlayalım. Mesela bana f2'yi ve f-1'i sormuş. F2'yi nasıl bakıyoruz? X'i neye göre parçalamış? Bir sıfıra eşit ve büyükler. Bir de sıfırdan küçükler olarak parçalamış. Melih sesini açar mısın? Sesim açık benim. Açık. F2'yi hangisinde yerine koyuyoruz? F2'yi yukarıdakine koyarım. Evet. X'den büyük ve eşit olana. Ay sıfırdan büyük ve eşit olana. Tamam hadi koyalım. De... F2'yi bir koyayım tamam. Şey, işlemi yapayım. 8 olacak. 8 olacak. Şimdi f eksi 1'i nerede yerine koyuyorum? Alttakini de kullanacağım. Alttakinde eksi 1 koyuyorum. Küçük olduğu için. Evet. Kaç oluyor cevap? Eksi 3 olacak. İşlemi bitiriyorum. Eksi 3. Peki eksi eksi 3 olacak değil mi? O zaman 8 artı 3'e dönüş. Buradan da cevabı 11 olarak bulmuş olacağım. Hatırladık mı? Devam ediyorum. Evet. Peki arkadaşlar bir örnek daha yapalım bununla ilgili. Ondan sonra devam edelim. Batuhan, duyuyor musun beni? Duyuyorum hocam. Peki Batuhan burada bunu da seninle birlikte yapalım. F3 demiş. F3'ü nerede yerine koymalıyım? En üsttekinde. En yani 4. Yani 4 olacak. Evet. F10 için ne dersin? Onu da en alttakine koyacağız. Değil 6 mi? Olacak. 6 olacak. 7'den büyükler için dediğine göre. F6 da 5 olacak. Ortadakini de koyuyoruz. 5 olacak. Ne oluyor buradan? 10 bölü 5'ten cevabı 2 olarak bulmuş oluyoruz. Var mı problem? Hatırladınız mı? 2. Tamam cevap 2. Devam ediyorum. Tek ve çift fonksiyonlar. Arkadaşlar bu önemliydi. Bunu bazen karıştırabiliyorduk değil mi? Şimdi şuraya ben hatırlatmamı yapayım. F eksi x eğer f x ile eşit oluyorsa buna ne diyorduk? Çift fonksiyon diyorduk değil mi? F eksi x eksi f x ile eşit olursa buna ne diyorduk? Tek fonksiyon diyorduk. Unutma.
f(x)'i eğer f(x)'e eşittir shift fonksiyon, f(x)'i eksi f(x)'e eşittir tek fonksiyon. Şimdi arkadaşlar burada bir şey daha vardı. Mesela ben bir fonksiyonun tek ya da çift olduğunu anlamak için her seferinde x yerine eksi x koymama gerek yoktu. Mesela f(x) eşittir x üzeri 4 artı x kare olsun. Sorunun içerisindeki her bir x'in kuvveti eğer çift sayıysa buna çift fonksiyondur diyebiliyoruz. Burada da böyle değil mi? X üzeri 4 artı x kare. O zaman bu nasıl bir fonksiyon? Çift bir fonksiyon derdi. Şöyle olsa f(x) eşittir x küp artı x olsa burada nedir Cem? Cem duyuyor musun bize? Hocam çok geç geldi. Şey yavaş dondunuz da biraz o yüzden. Tamam. X parti x için ne diyebilirsin? Tek fonksiyon. Değil mi? X'in üzerindeki sayıların her biri tek olduğu için, tek sayı olduğu için buna da tek fonksiyon dedik. Peki teşekkürler. Şöyle olsaydı. Fx eşittir. X kare artı pardon. Olmuş. Şöyle olsaydı. Fx eşittir. X kare artı x olsaydı. Burada kalan ne derdim buna? İkisi de değil hocam. Değil mi? Tek çünkü bir tanesinin üstünde 2 var çift. Birinin üstünde görünmeyen 1 var tek. Ne tek ne de çift. Yani her ikisi de olmuyordu değil mi arkadaşlar? Peki. Bir şey daha vardı. Onu da hatırlatalım. Mesela grafik sorularında kullanılabilir ya da soru üzerinde bize şöyle ifade edebilir. Hatırlatmaya yapıyorum. Mesela 1, 2'ye gitsin. Eksi 1 de 2'ye gitsin. Burada hem 1 sayısı hem eksi 1 sayısı 2'ye gittiğine göre bu nasıl bir fonksiyon olur? Mert? Efendim? 1 de 2'ye gitmiş, eksi 1 de 2'ye gitmiş. Sence bu nasıl bir fonksiyondur? Sabit. Şöyle yani tek midir çift midir anlamında. Tek mi çift mi? Hem kendisi hem eksilisi aynı yere gidiyorsa bu bir çift fonksiyon. Çift mi? Bilmiyordum evet. Bunu hocam. Şöyle düşün. Eksi 2'nin karesine 4. Artı 2'nin karesine 4. Evet. İkisi de aynı yere gidiyorlar değil mi? O yüzden bunları evet. Çift fonksiyon diyoruz. Peki çift fonksiyonda o zaman siz bu grafiği hangi eksene göre simetriğini almış oldunuz? Y eksenine göre simetriği alındı değil mi arkadaşlar? Eğer soruda sana y eksenine göre simetriktir derse sen buna çift fonksiyondur diyeceksin. Hatırladın mı buraları? Hocam. Efendim. Hocam. Ben de çok donduğunuz için o son anlattığınız kısmı hiç duymadım. Bir daha anlatır mısınız? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi burada o zaman sıfırlayalım burayı. Şimdi arkadaşlar tek ve çift fonksiyonu şöyle de söyleyebilir soruda sana. Fx çift fonksiyon der ya da demez şöyle ifade eder. Sayı doğrusundan daha doğrusu koordinat üzerinden örnek veriyorum. Mesela 1 burada 2'ye gitti. Eksi 1 de 2'ye gitti. Hem 1 hem eksi 1 aynı sayıya gittiği için buna çift fonksiyon diyoruz. O zaman çift fonksiyon hangi eksene göre katlanma olmuş oldu? Y eksenine göre mi simetriği alındı? Sen burada diyeceksin ki Y eksenine göre simetriği alınırsa buna çift fonksiyon diyoruz. Hatırladınız mı? Aylin. Aylin duyuyor musun evet, beni? Evet hocam hatırladım. Anladım. Tamam. Şimdi bir de o zaman tek fonksiyonu hatırlayalım. Tek fonksiyonda neye göre simetrik? Yine ben bir koordinat. Orijine. Aynen öyle. Mesela 1, 2'ye gittim. Ben bunu orijine göre katlarsam eksi 1 de eksi 2'ye mi gitmiş olacak? 1, 2'ye giderken eksilisi de eksilisine gitmiş oldu. Dolayısıyla bu bir tek fonksiyon. O halde orijine göre bir tek fonksiyon. Orijine göre simetriği alınırsa
Buna tek fonksiyon diyoruz. Hatırladık mı arkadaşlar? Var mı sorun? Melih hatırladın mı oğlum? Melih, evet, hatırladım. Hatırladım. Tamam. Şimdi örnek bakalım. Bunu örnekle pekiştirelim. Burası biraz unutulmuş sanırım. Şimdi arkadaşlar şunu yapalım. Fx'in tek fonksiyon olduğunu söylemiş. Peki tek fonksiyonsa eğer bu x karenin ne işi var burada değil mi? Olmamalı. Ne yapacağız? Mert ne yapalım? Mert. Sesim kapalıymış hocam da A'ya 2 vereceğiz. Değil mi? X karenin. Çünkü orayı sıfırlamak istiyorum. A'ya 2 verdim. Evet. Peki. Tek fonksiyon olduğunu söylemiş. Başka bir şey yapabilir miyim? Başka bir şey. O B'yi ben nasıl bulacağım? Şey, X'in üzeri 0. B'yi veremem. B'yi yazamam. Yani evet. Şuradaki artı B olan yer var ya sorunun sonundaki. Bunun yanında görünmeyen bir X'in üzeri 0 var. Shift demediği için, tek fonksiyon dediği için evet, bunu da yok etmem lazım. Bunun için de B'ye 0 vermem lazım. Şimdi soruda verileri yerine koyuyorum. Fx eşittir. A yerine 2 koydum, gitti orası. A'ya 2, B'ye 0 koydum, 2x mi olmuş oldu? B'ye de 0 koyduğum için artık 4 yazmıyorum. F2'yi istemişti benden. X'e 2 koyduk, cevabı 4 olarak bulmuş oldu. Var problem. Evet. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Peki devam ediyorum. Şimdi yine buna benzer bir çift fonksiyon örneği yapalım. Doruk sesini açar mısın? Doruk duyuyor musun bizi? Tamam. Çift fonksiyon dediği için nereleri sıfırlamamız gerekiyor? Duyuyorum hocam. A eksi 1'i sıfırlayacağız. A eksi 1'i sıfırladık. Buradan A'yı 1 bulduk. Başka? B artı 1'i sıfırlayacağız bir de. Tamam. B'yi de eksi 1 bulmuş olacağız. Başka da sıfırlanacak bir şey kalmadı. Yani tek kuvvetlerin katsayılarını sıfırlamış olduk. Bu bilgileri soruda yerine koyuyorum. A'ya 1 koydum. İlk parça gitti. 2x kare var. B'ye eksi 1 koydum. Orası da gitti. Son olarak a artı b kaldı değil mi? A artı b de 0 mıdır? O zaman fx fonksiyonum ne olmuş oldu? 2x kare. F2'yi soruyor bize. X yerine 2 koyarsan 4 çarpı 2'den cevabı 8 olarak bulmuş oluyoruz. Hatırlayabildik mi? Var mı sorun? Engin var mı problem? Engin duyuyor musun? Yok hocam, problem yok. Hatırladım, tamam. Devam ettim. Şimdi bakalım, bir de şöyle sorulardan yapalım. Fx tek fonksiyon, gx çift fonksiyon, f2'ye 3 demiş, g-1'e 4 demiş, f-2 ile g1'in toplamını soruyor. Şimdi Batuhan, duyuyor musun beni? Duyuyorum hocam. Peki Batuhan, f-2 için ne diyebiliriz? 3 olur. Kaç olur? Çünkü 3. Eksi 3 olur değil mi tek fonksiyon olduğu için? Ha, pardon, evet öyle olur. Tek fonksiyon olduğu için eksi 3 olur. Peki g1 ne olur? O 4 olur. O 4 olur. Çift fonksiyon olduğu için g eksi 1 ile g1'in cevabı aynı olmuş olur. Yani sorumuzun cevabı artı 1 mi olmuş oldu? Var mı sorusu olan? Devam ediyorum. Bakalım başka bir tip soru var mı? Şimdi arkadaşlar fonksiyonlarda 4 işlem. Fonksiyonlarda 4 işlem yapabilmeniz için tanım kümelerindeki sayıların aynı olması gerekiyor. Tanım kümesinde aynı olan sayılarla ancak işlem yapılabiliyordu. Peki birinci örneğimize bakalım. Birinci örneğimizde ne istiyor? F eksi 1 2'ye gitmiş. F 0 3'e gitmiş. Şöyle yapalım mı? Mikrofonlarınızı kapatır mısınız? Yankılanıyor.
Peki. Şimdi tekrar ediyorum. F eksi 1 2'ye gitmiş. F 0 3'e gitmiş. F 1 eksi 4'e gitmiş. Aynı şekilde G 0 2'ye G 1. Eksi 2'ye G 2 5'e gitmiş. Şimdi ben bunları toplayabilmem için dediğim gibi tanım kümesindeki sayıların aynı sayılar olması gerekiyor. İki fonksiyonda da aynı olan sayılar hangileri? Aylin sesini açar mısın? Açtım hocam. Aylin'cim şimdi ne yapalım? Hangi değerlerini alalım? F'ten 0 ile 1'in olduğu kısmı alırım. Yani 0,3 evet. Ve 1,-4. Değil mi? Çünkü G'de de onlar var. Evet. G'den de 0,2 ve 1,-2'yi alırım. Tamam. Şimdi F'teki 0'ın cevabı neymiş Aylin? F'teki 0, 3. Tamam. G'deki 0 ne? 2. Bunları topla diyordu değil mi? Topladık. 3 artı 2, 5. Şimdi evet, hocam. F'teki 1'e geçelim. F'teki 1, eksi 4. G'deki 1. G'deki 1, eksi 2. Tamam. Bunları toparlayınca kaç yapıyor? Eksi 6. Tamam. O zaman şimdi F artı G'nin sonucunu şöyle toparlıyoruz. X'e 0 verince toplam cevapları 5 çıktı. X'e 1 verince toplam cevapları ne geldi? Eksi 6 geldi. Parantezi kapattım. Yani iki tane X değeri için işlem yapmış oldum. Var mı arkadaşlarım sorusu olan? Tamam. Devam ediyorum eğer sorunuz yoksa. Peki. Yani burada şöyle çok zor bir şey değil ama bir örnekle çarpma işleminden de bahsetmiş olalım. F çarpı G1 demek F1 çarpı G1 demek arkadaşlar. Yani her ikisinde de x yerine 1 koyup cevaba gideceksin demek. F1'i yapıyorum. X'e 1 koyunca ne olmuş olacak? 3. G1'i yapıyorum. X'e 1 koyunca ne olacak? Eksi 4. Bu iki cevabı çarp diyor. Cevabı eksi 12 olarak bulmuş olduk. Devam ediyorum. Peki. Evet. Şimdi fonksiyon grafiğini şu an bu derste yapmayacağım da. Çok karışık sorular çözmek istiyorum. Böyle bileşkeye geçiyor. Şu an bileşkeye de geçmeyeceğim. Buradan birazcık karışık örnek yapalım o halde. Şuna bakalım üçüncü soruya. Şimdi bakalım. Mert sesini açar mısın? Açtım. Mert bu soruda kimler çift kimler tek bir beraber inceleyelim seninle. Hocam birinci soru çift. Tamam. Birincisi çift. Nedenini de söyler misin bana? Nedeni çünkü yanında görünmeyen bir x üzeri 0 var. Doğrudur. İkincisi? İkincisi tek fonksiyon çünkü x üzeri 1. Tamam. Üçüncüsü? Üçüncüsü ne tek ne de çifttir. Çünkü 5 için x üzeri 1, 1'in yanında da şey var. X üzeri 0 gizli. O yüzden 3'ü alabiliriz. Dördüncüyü de alıyoruz. Evet. Dördüncüyü de alabiliriz. Çünkü x üzeri 2 ve x üzeri 1 var. Aynen öyle. Ne tek ne de çift fonksiyon. Kesinlikle doğru. Peki. Devam edelim. Şöyle. Peki arkadaşlar bir başka yeri açayım bakalım. Oradan soru yapalım. Ekranımı görüyor musunuz? Tamam. Evet. Tamam. Evet hocam. Şimdi bakalım. Şuradan da biraz örnekler çözelim. Hocam az önceki kitap çok mu kolay? Hani bir, az önceki seviyorum. Aslında düşük, birazcık daha düşük. Buradaki birazcık daha güzel sorular var bu kitapta. Şu soruyu bir hatırlayalım. Karışık soru çözümü yapıyorum. Herkes
arkadaşlar tanım kümesini 1, 2, 3, 4 olarak vermiş. Değer kümesini A, B, C, D, E olarak vermiş. A'dan B'ye tanımda kaç farklı birebir F fonksiyonu tanımlanabilir diye soruyor. Engin sesini açar mı? Bursa mı hocam? Bursa mı? Nasıl yaptın hemen? Şimdi hocam 4 faktörel yapacaktım. Olmadı 5 faktörel yaptım. Ha, 4 faktörel yapacaktım. Olmadı 5 yaptım. Peki şöyle diyelim. Yazdım. 1'in karşıda gidebileceği kaç seçeneği var Engin? Ne oldu hocam? 1'in karşıda gidebileceği kaç yeri var? 5. 5. Peki 1 bunlardan birine gitti. Mesela A'ya gitti. 2 için kaç seçenek kaldı gidebileceği? 4. 4. Birebir olduğu için bir gidilene bir daha gidilemiyor. 2 de diyelim ki B'ye gitti. 3 için kaç seçenek kaldı? 3 seçenek kaldı. Diyelim ki C'ye gitsin. 4 için kaç seçenek kaldı? 2. 2. Diyelim ki buna gitsin. Peki kaç oldu? Dediğin gibi 5 faktöriyel oldu. Yani 120 mi olmuş oldu? Ve bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon oldu Engin? İçine mi örten mi? Evet. İçine. Neden? Bir tane açıkta kaldı çünkü. Bir tane açıkta kaldı çünkü. Tamam, doğrudur. Peki anlaşılmayan bir yer var mı? Anladım sanıyorum. Şimdi arkadaşlar şu grafik sorusuna bakalım. R'den R'ye tanımlı birebir fonksiyon grafiği olabilir diye sormuş. Peki hangisi birebir fonksiyon grafiği olur acaba? Olabilir. Yani şöyle değil mi? Mesela Adana şıkkını ben bir yapacak olursam. Şöyle şöyle yapıp şöyle şöyle bir ters V yapmış. Birebir olması için x ekseninden arkadaşlar alınan bir sayı karşıda bir yere gidecek. Ama başka bir sayı aynı yere gitmeyecek. O zaman ne yapıyoruz? Buna benim paralel çizikler mi atmam gerekiyor? Mesela eksi 2 burada eksi 4'e gitmiş. Artı 2 burada eksi 4'e gitmişken eksi 2 de eksi 4'e gitmiş olabilir değil mi? A şıkkının birebir olmayacağını anladınız mı? Hı hı. Kim dedi? Hayır anladım. Ha, anladın. Evet anladım da söyledim. Tamam. Peki Cem senle devam edelim. Bu iki şıkkın ne dersin? Hocam bence olmaz. Neden? Çünkü o ikisi arasında boşluk var ya sence. Ama... Değil mi? R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon olmamış oldu. Çünkü burada R'ye gidememiş oldu değil mi? Görüntü kümesi tanım kümesinde açıkçası evet, eleman var. Ceyhan için ne dersin? Hocam tam sıfır, yani sadece sıfırda mı duruyor yoksa biraz yani x eşittir bir de falan da var mı o çizgi? Tamam, şöyle ben bir çizeyim orayı sana. Bir dakika. C'de istediği şey şu. Şöyle bir şey gitmiş. Yani sıfırın sıfıra sıfırdan geçiyor. Tamam o zaman hocam bu olabilir. Olur değil mi? Şöyle çizdiklerimi attığımda hep bir yerde kesmiş oluyor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla birebir fonksiyon grafiği olabilir dedim. Var mı sorunuz? Cevabımız Ceyhan oldu. Evet. Peki arkadaşlar, bu dersle ilgili bana sorusu olan var mı? Peki. O zaman bugünlük burada kalıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dersler size. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın. Kaan yine kaldık mı baş başa? Haydi hoşça kal. Hayır hocam.